Işığın Kenti Fethiye. Mavi'nin size sunduğu özgürlüğün içinde kaybolun. Doğayı kucaklayın. Tarih size yalnızca bir adım uzakta. Rüzgar. Yayında mısın Denizler? Evet sevgili izleyiciler, kalabalık ve katılım devam ediyor ama çok değerli Koray Özcan'la birlikteyiz. Neler söyleyeceksin? Sayın Bakan Yardımcımız geldi. Yoğun bir kalabalık. Evet, standımızı ziyaret ediyor. Tabii bütün Muğla burada aslında. Fuar çok başarılı geçiyor. Etkinlik de çok güzel. Katılım çok güzel. Ziyaretçilerimiz son derece ilgi gösteriyor standımıza. Bu sene biraz dağınık konuşlanmış Muğla. Arzumuz önümüzdeki yıllarda daha bir bütün olarak bir arada olmak. Çünkü birlikte olursak Muğla her zaman güçlü söylüyorum. Bütün değerlerini bir arada toparlayabilmesi lazım. Bir aksaklık yok. Her şey çok güzel gidiyor o anlamda. Tabii burada hem tanıtımların hem satışların artması. Biliyorsunuz çok büyük bir yer. Biz bugün burada odalarla beraberiz ama diğer tarafta tur şirketleri var, firmalar var, yabancı standlar var. Çok verimli bir fuar geçiyor. Biz gerek Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak gerek bütün ilçe odalarımızla birlikte buradayız. Muğla'yı tanıtmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi ciddi anlamda bir farkındalık da olmuş. Yani mesela şu an standın tamamen dizaynı, Muğla bacaları, bütün antik kentleri toplayıp gelmişiz. Şimdi hem valiliğimizin koordinasyonunda hem de odamızın koordinasyonunda farklı bir çalışma oldu ki Orhan Tavlı'ya da buradan selamlarımızı iletmek istiyoruz. Ciddi bir Muğla sevdalısıydı ve sayın valimiz de devam ettiriyor aynı noktada. Bu ummalı çalışma nasıl geçti? Çünkü sizin bir ekibiniz de var, turizm komisyonu tabii, ekibiniz bu var. Birkaç ay önce başladı bu çalışmalar. Bahsettiğiniz gibi önceki yıllardan da devam ediyor. Bütün Muğla sadece deniz, kum, güneş turizminin dışında kültür turizmiyle, artık ilerletebilirsek gastronomisiyle biraz daha var olmak istiyor. Turizmle de var olmak istiyor. Özellikle kırsal Muğla dediğimiz kültür turizme dayalı turizmi pazarlayabilmek yönünde bu toplantıları biz çok önemsiyoruz. Bu sene Vali Bey'le de bu konuyu görüştük. O da çok sıcak baktı. Bütünlüğünü toplamak anlamında. Yani sadece kültür turizmi, deniz kum turizmin güneşin dışında mutlaka gastronomiyi sokmamız lazım. Çünkü yani Muğla'ya son zamanda evet ayrı. Çok güzel yatırımlar da var Muğla'ya bu anlamda. Bunları tanıtmamız gerekiyor. Bizler onun için buradayız, onun için çalışıyoruz. Ve bütün aslında dünyaya, önce bir ülkemize de daha sonra da bütün dünyaya bunu tanıtmak istiyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Yayınlarımız devam edecek sevgili izleyiciler. Takipte kalın. Muğla'nın televizyonu, Muğla'nın İstanbul'daki kalbinde sizlerle birlikte Emit'teyiz.